Doğu Türkistan'dan gelen bilgilere göre Doğu Türkistan'ın kuzeybatısında yer alan ve çoğunlukla Kazak Türklerin yaşadığı Altay vilayetinin Köktogay bölgesindeki Çingil ilçesinde Kazak Türklerinin Çin işgal yönetimine karşı büyük bir ayaklanmaya giriştikleri bildirildi. Kozmetik malzemelerinde insan derisi kullanıldı iddiası. The Guardian gazetesinin haberine göre Kanadalı uzmanlar araştırma sonucu bütün bu ürünlerin insan derisinden yapıldığını, özellikle Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan hapishanelerinden tedarik edildiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Zirvesi ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılış töreni için Ankara'ya geldi. Yeniden başkan seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Putin'i, Beştepe'de karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşbirliğimiz çelik gibi güçlendi" dedi. Birleşmiş Milletler'e göre Yemen, dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığı ülke konumunda. Ülke nüfusunun 1/3'ü acil insani yardıma ve korumaya muhtaç. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Suriye'den çekilmeyi ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Afrika kökenli yasa dışı göçmenlerin batılı ülkelere gönderilmesini içeren anlaşmayı resmen iptal ettiğini duyurdu. Milliyetçi Hareket'in lideri, Türk siyaseti ve Uygur davasına önemli katkıları olan Başbuğ Türkeş'i vefatının 21. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.